Ay. Ah. Kimse yok mu? Heyet Umumiye'nin karnı aç. Bakın bize yavrum. Otur selfie yapalım. Heh, gelemedi, geliyor daha. Ay vallahi o oh, Bahadır o. Oh. Evet evet o. Oo. Kimleri görüyorum? Ülkemin güzellikleri gelmiş. Ne oldu bunun eline böyle be? Aa. Ay. Bebeğim, oh my god. Seni bebekte ararken New York'ta buldum. Nihayet Bahadır'ın sitini yiyeceğim. Ay divan, keşke Faik de burada olsaydı ve çok istiyordu onun sitini yemeyi. Vallahi şu boğazcığından bir lokma geçmiyor Faiksiz. Boğazcığından bir lokma geçmiyor mu? Hı. Kız program başladığından beri son bir aydır senin boğazından geçen İstanbul boğazından geçmemiştir. Hey maşallah, hey maşallah. Bahadır gel evladım. Bahadır, ahvalimiz perişan. Ne sen sor ne ben söyleyeyim evladım. Hindistan'dan geliyoruz yavrum. Ete hasret kaldık. Etle bizi çocuğum. Ete boğ. Et boşalt üzerimize. Etten dua arıyor. Seri et çalıştır ulan. Divan. Sizi baya baya etleyeceğim. Hadi. Merak etmeyin. Hadi çocuğum. Eğer izin verirseniz gidip içeriden etlerimi getireyim. Çünkü burada gözünüzün önünde yapmak istiyorum. Tamam. Ay. Oh my god. New York'ta acaba hayranları beni görür mü divan? Beni acaba arayıp da yemeği yemeden tarumar ederler mi? Sonuçta çok ünlüyüm. Dünya çapındayım bebeğim. Beni kim tanımaz? Mesela Faik tanımaz. Kız geçen dedim ki Afrodit'leyim dedim. Zeus'a selam çak dedi. Bak nasıl bilgili. Nasıl kültürlü. Keşke burada olsaydı Faik. Hanım sen tek başına var olamıyor musun? Faik de Faik, Faik ama yeter ya iki saattir. Aşk olsun divan Faiksiz olur mu? Biz etle tırnak gibiyiz. Turşuyla sirke gibiyiz. Tahinle pekmez gibiyiz. Cihan Babur'la Bülent Ortaçgil gibiyiz biz. Tapu ve kadastro gibisiniz. Bana bak. Bu müstesna ilişkiden bahsetmeyi biraz ertele. Etle benim arama girme. Seni tokatlarım kızım. Çok samimiyim, tokatlarım yavrum. Divan, bebeğim. Çok yemeyiz değil mi? Çünkü kilo almak istemiyorum. Afrodit çok kilo alamaz. Hayranlarını üzemez. Yahu senin hayranların yakın gözlüğüyle bile göremiyor artık. Hey hey. Yaşlandın artık bir tanem. Kabul et, olur öyle. Hayır bebeğim. Efsaneler yaşlanmaz. Efsaneler ölmez. Efsaneler ölmez ama şekil değiştirir. Kız çok güzel laf soktun. Fevkaladenin fevkinde laf soktum vallahi. Ama beni güldürmeyin şimdi. Kan şekerim düşüyor zaten. Açım. Nerede kaldı bu etler? Geldi diyor. Yavrum çiğ bunlar. Siz mutfakta ejderha mı besliyorsunuz yavrum? Niye pişirmedin bunları? Çünkü divan burada. Gözünüzün önünde. Şu ızgarada yapmak istiyorum. Bana bak. Müstesna bir açlık yaşıyorum. Acele et yoksa seni yerim at kafası. Hemen hazırım. Siz kızmayın, ben de. Ay sinirlenme Bahadır bebeğim. Sakın kızma. Divan açlığın halinden anlamıyor ki. Oysa ben açlığın halini çok iyi bilirim. Bir dönemler yalıma mazot alamadım. Kız yalıyor, niye mazot alıyorsun? Traktör mü o be? Aa, yani. Ulan didişmeyin benim kafamda. Sen de yanına LPG taktırırsın, olur biter. Ay. Kafanı kullan biraz. Bana bak Arizona kertenkelesi. Sen de pişir artık şunu, mıncırıp durma. Son birkaç işlemi daha var divan. Bana izin verin. Oh. Fesübhanallah. Evladım, akbaba mısın sen? Ölmüş zaten o. Niye etrafında devir daim ediyorsun? At mangala pişsin yavrucak. Ay, baby, Bahadır bebeğim. O parça hayvanın neresi, neresi? Afrodit'in
Bu hayvanın sırtı en güzel yeridir. Bunu iyice ovalamak lazım. Yat bakalım. Kendini bana bırak. Aşçı mısın, tellak mısın? Ben anlamadım ki. Tamam, hemen hazırlıyorum. Merak etme. Ay dur, şunu fahiye çekip göndereceğim ben. Ay. Bahadır, et ters bir şey mi söyledi annem? Niye dövüyor onu düşün? Sultanım, bunu tokatlayarak yumuşatıyorum. Terbiye ediyorum. Güzel. Ama ben de şimdi az kaldı terbiyemi bozacağım yavrum. Ve sübhanallah, ver şunu ver. Ver, ver o eti bana. Antrikotun intikamı. Güzel mi? Oldu mu? Şuradan biraz acıdı ama. Et koy, geçer. Ulan yapacağın şu be adam. Bak, yapacağın şu. Bu, bu nimet. Bununla oynanmaz, emcürülmez bu yavrum. Bu mangala atılır, yenir, şükredilir. Aa. Şimdi ay keşke Faik de olsaydı, yerlerdi o eti mangalda, ne güzel. Sokacağım şimdi Faik'i ekmeğin arasına. Onu da yiyeceğim. Allah'ım bana sabır ihsan eyle yarabbi. Ay divam, ortalık çok gerildi. Çok sinirlisiniz divacığım. Gelme yanıma, gelme. Sanat yapıyor bebeğim. Bebeğim sanat yapıyor. Gerçek sanatçılar bunu anlar. Gerçek olmayanlar anlamaz. Yavrum, mundar ettin etin, mundar. Divam, aşkla yapıyor işini. Devam et delikanlı bebeğim. Afrodit'im, işimi aşkla yaptığım doğrudur. Eti pişirmek sanat ister. Ah. Eti anlamalı. Ah. Et gibi düşünmeli insan. Ya ateşle etin arasına girme. Sen onları baş başa bırak, o pişirir eti zaten. Peki, o zaman son bir tuzu ekleyeyim Divan. Tuz mu döküyor, kusan deve kuşu taklidi mi yapıyor? Sun ulan artık şunu, mangalın önünde ben piştim. Açlıktan kolumu ısıracağım. Hemen Divan, kesip hizmetinizi vereceğim. Oh, Allah'ım sana şükürler olsun yarabbi. Kusura bakma, kusura bakma Bahadır oğlum. Biraz önce sinirlendim, etle seni tokatladım ama yani ne yapayım? Açlıktan kan şekerim düştü, sinirim bozuldu yavrum. Hiç önemli değil. Heh. Ay. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Etimi kesiyor, çiftleşme dansı mı yapıyor? Yani bu çocuk ne yapıyor? Ay diva, bebeğim sen çok sinirlisin. Bak işini nasıl güzel, özenle yapıyor. Bu eti yedikten sonra daha önce hiç et yememişim diyeceksiniz. Ay. Ve et geliyor. Ay. Hazır mısınız? Hazır. Ay evet. Şu cenahtan gelseydin ha. Bebeğim. Ulan Maraş kasabı, tutsana şunu. Ver ulan şunu, aç olduk burada, ver. Divan çok özür dilerim. Nasıl oldu böyle? Nasıl telafi edebilirim efendim? Şöyle telafi edebilirsin çocuğum. Yat ulan mangala. Yat. Divan bakın. Ne divan? Hayırdır divan? Ya. Bana divan edebiyatı yapma ulan. Yandı kız. Yedim kız seni. Kız bırak çocuğu. Tuzlayıp tuzlayıp yiyeceğim. Karışmayın. Yapmayın. Ya. Bir ısırık almadan bırakmam. Ay dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle. Şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de.